Açlattırma şimdi sos sana mos sana. Şöyle biraz sağına soluna dikkat etsene. Ah! Acem Karaca! Tanımadın mı? Rap diyeci. Oo merhaba Cem Bey, nasılsınız? Bu ne tesadüf, bu ne tesadüf. Siz birini mi bekliyordunuz? Evet efendim. Heh. Evet. Tam şu saatte gelmesi gereken bir baş belası vardı, onu bekliyordum. Hiç gecikmez. Buyurun sizi dinliyorum. Ne diyecektim? Şu elinizde gördüğüm televizyondaki rap diye değil mi? Evet, bu rap diye. Diyorum ki artık siz onu bir yerlere batırıverseniz. Aman efendim, aman, 3 programdır bu rap diye bir türlü doğru düz bir yere batıramadık. Nereye batıralım sizce? Nereye mi? Evet. Bunu bilmeyecek ne var canım? Evde kalmış kızlar konusuna mesela. Yani futboldan daha mı önemsiz bizim evde kalmış kızlarımız? Hanımefendi, siz futbolu bilir misiniz, anlar mısınız? Nedir futbol? Futbol, yani böyle gol falan atıyorlar da milyarlar falan kazanıyorlar, o değil mi? Anlaşıldı. Peki küçük hanım, sizin futbol hakkındaki kanaatiniz nedir? Siz ne düşünüyorsunuz? Bakın Sayın Karaca, futbol bilimsel açıdan bu konuyu irdelemeye kalktığımızda karşımıza çıkan tabloda görürüz ki kitlelerin boşalmasına yarayan amaç saptırıcı bir olgu. Anlaşıldı. Kitle psikolojisi açısından. Hanımefendi. Bu kızınıza mı bir koca aramakla mı? Evet, bu kızıma bir koca arıyorum efendim. Eminsiniz bu kızınıza? Eminim efendim. Ha, güzel. O zaman sizin kızınızın tabiriyle bilimsel açıdan bakıldığında sizin kızınızın aklı başında bir koca bulması mümkün değildir. Neden? Ancak metafizik açıdan bir takım çözümler söz konusudur. Onun için siz lütfen bir Aya Yorgi'ye gidip dilek tutunun. Belki bu sorunuz çözülür. Aya Yorgi'ye? Evet evet. Nerede o? Efendim bu adadaki bütün yokuşlar Aya Yorgi'ye çıkar. Siz kaptırın ilk yokuşu, dost doğru çıkın. Orada bir dilek tutun. Şöyle karşıda. Evet evet. Böyle, aynen böyle devam edin efendim. Devam yürü kız. Devam. Yürü kız.